Çözmüş madde oranını veren ifadelere geldik. Aslında burada çözeltilerin sınıflandırılması konusunu tekrar ediyor olacağız. Karışımlar ünitesinden sen hatırlıyorsun bunu sanırım. Seyyatik, derişik çözeltiler, doymuş, doymamış, aşırı doymuş çözeltiler var. Bir de elektriksel etkenine göre çözeltiler vardı. Elektrolit olanlar ve elektrolit olmayanlar şeklinde. Ama biz burada ilk iki sınıflandırmayı görüyor olacağız. Aslında bir nevi de tekrar etmiş olacağız. Şimdi çözeltileri kabaca iki sınıfa ayırabiliriz. Bunlardan birincisi çözücü ve çözünen oranına göre sınıflandırma ki biz burada seyreltik ve derişik tanımlarını göreceğiz. İkincisi ise doymuşluk durumuna göre çözeltiler. Burada da doymuş, doymamış, aşırı doymuş ifadeleri görüyor olacağız. Çözücü çözünen oranına göre çözeltilere bakarsak en az iki çözelti kıyaslamak koşuluyla çözünen madde miktarının çözelti miktarına oranına bakacağız. Oranı düşük olan çözelti bir seyreltik. Oranı yüksek olan çözeltiye ise derişik çözelti diyeceğiz. Unutma, seyreltik ve derişik terimlerini biz en az iki tane çözelti kıyaslamak için kullanıyoruz. Dolayısıyla kesinlikle ama kesinlikle buraya dikkat et, bağıl bir sınıflandırmadır. Yani doygun çözeltiler ya da aşırı doygun çözeltiler derişiktir, doymamış çözeltiler seyreltiktir gibi bir kavram yanılgısına düşme. Böyle bir şey söylemek mümkün değildir. Burada mutlaka bir kıyas yapmamız gerekir. Mesela burada baktığında 100 gram suya göre 5 gram tuz, 10 gram tuz, 15 gram tuz orana bakarsak 5 bölü 100, 10 bölü 100, 15 bölü 100 oranı en büyük olan 3 numaralı çözelti olduğu için 3 numaralı çözelti 2'ye göre derişik, 2 numaralı çözelti 1'e göre derişik, 1 numaralı çözelti 2'ye göre seyreltik, 2 numaralı çözelti 3'e göre seyreltiktir. Çözeltiler arasında en seyreltiği 1. en derişiği ise 3.'dür yorumlarını yapabiliriz. Bunun dışında farklı bir yorum burada yapılamaz. Doygunluğuna göre çözeltilere bakacak olursak doymamış çözeltiler. Burada doyma sınırı var biliyorsun ki bir maddenin ya da bir çözücünün çözebileceği maksimum madde miktarı vardır. Biz buna çözünürlük diyeceğiz. Birazdan görürüz. Yani bir sonraki derste bunun hesaplamalarını yapacağız. Çözebileceğinden daha az maddeyi çözmüş olan çözeltilere, yani aslında burada bir çözünen eksiği olan çözeltilerdir. Biz bunlara doymamış çözeltiler diyoruz. Doymamış çözeltiler doyma sınırına kadar eklenen çözünen maddeyi çözebilecek olan çözeltilerdir. Doymamış bir çözeltiyi nasıl doygun hale getirebiliriz? Burada birincisi eksik olan çözünen maddeyi eklemek aklımıza gelir aynı sıcaklıkta. Aynı sıcaklıkta yine çözücüyü buharlaştırabiliriz. Çünkü az çözücü var olan, çözülmüş olan çözüneni sınırına kadar doymuş hale getirebilir. Dolayısıyla burada çözücü buharlaştırabilir ya da çözünen eklenebilir veya çözünürlüğü etkileyen faktörlerde sıcaklık faktörüyle ortak yön etkisini inceleyeceğiz bir sonraki dersimizde. Burada çözünürlüğü azaltma yoluna gidebiliriz ki eğer burada çözünen maddemiz endotermik olarak çözünüyorsa, yani sıcakta daha iyi çözünüyorsa, burada çözeltiyi soğutmak mesela çözünürlüğü düşüreceği için doymamış çözeltiyi doygun hale getirebilir. Tabi burada dediğim gibi çözünen maddenin davranışı önemli. Endotermik mi, egzotermik mi çözünüyor veya çözünen madde ile beraber ortak bir yön içeren bir başka bir madde eklersek çözelti ortamına, ortak yön etkisi çözünürlüğü düşüreceği için burada yine çözeltimiz doygun hale getirilebilir. Dolayısıyla burada eğer çözünürlük ile oynamayacaksak iki faktör var. Ya çözünen ekleyeceğiz ya da çözücüyü buharlaştıracağız. Başka bir yolumuz yok. Doymuş çözeltilere bakacak olursak da çözebileceği maksimum madde miktarını çözmesi sonucunda elde edilen çözeltilerdir. Burada dibinde katısı olmayan doymuş çözeltiler olabileceği gibi sınır alanındadır bu. Hani bir tık daha bir şey eklesek hemen dipte katısını göreceğim. Bu sınır alanı olabilir. Yani dipte katısını içermeyen bir çözelti doymuş olabilir. Bunu sakın unutma. Ama dipte katısını içermeyen çözeltiler doymamış da olabilir. Ancak dipte katısını içeren çözelti için, bak buraya dikkat et, kesinlikle doymuş çözelti ifadesini kullanacağım. Burada sakın ha aşırı doygunluk ifadesine gitmiyorsun. Burada sadece kesinlikle doymuş çözelti diyebilirsin. Çünkü dipte katı varsa çözelti çözebileceğini çözmüş, çözemediğini çöktürmüş şeklinde burada yorum yapabilirsin. Gelelim en sık böyle kafa karıştıran o dipte katısını içeren çözeltilerde aşırı doygunluk durumuna. Aşırı doygun çözeltiler tanım gereği çözebileceğinden daha fazla çözünen madde içeren çözeltilerdir. Ama aşırı doygun çözeltiler tabii ki kararsız olacaklar. Çünkü çözebileceğinden daha fazla maddeyi çözen çözeltiler çok da kararlı olmazlar.
ufak bir sarsıntıyla ya da küçük bir sıcaklık değişimiyle hemen fazladan çözmüş olduğu maddeyi çökertecektir. Ama özel koşullarda hazırlanan mesela reçeller yüksek sıcaklıklarda hazırlanan aşırı doygun çözeltilerdir. Reçel soğuk ortamda şekerlemesi onun aşırı doygun olduğunu gösterir. Burada şekerlemeyi engellemek için reçel yapan kişiler ki genelde annelerimiz ortamı asitlendirirler. Ortamı asitlendirdiğin zaman glikoz moleküllerini fruktoza çeviriyorsun. Hem tatlı tadını arttırıyorsun çünkü fruktoz daha çok tat verir glikoza göre. Hem de o madde, her maddenin bir defa sudaki çözünürlüğü farklıdır. Şekerin çözünürlüğüyle fruktozun çözünürlüğü farklı olacağı için işte daha fazla miktarda bizim kaba olarak gözümüzle gördüğümüz o şekeri daha fazla çözüyor. Çünkü o şekerin bir kısmını fruktoza çeviriyor. Fruktoz ayrı bir çözünürlük değerine sahip. Glikoz ayrı bir çözünürlük değerine sahip. Dolayısıyla bu şekilde aşırı doygun çözelti elde ediyoruz. Ama ortam yeteri kadar asitli olmazsa işte onu buzdolabına koyduğun zaman şekerlenme durumu ya da o çökelme durumunu görürüz. Orada da işte deriz ki reçel olmamış, bozulmuş. İşte türlü türlü etmenlere bağlarız ama burada en büyük etken tabii ortamın asiditesinin az olmasıdır. Ama elde ettiğimiz şerbetli tatlıları, reçelleri bunları örnek olarak gösterebiliriz. Bunun dışında çok sıcakta hazırladığımız bir çözeltiyi yavaş yavaş soğutursak da aralarda aşırı doygun çözeltiler elde edilebilir. Ama bunlar dediğim gibi küçük bir sarsıntıyla ya da karıştırmayla hemen fazladan çözmüş olan maddeler dibe çökecektir. Dolayısıyla aşırı doygun çözeltiler çok fazla karşına çıkmayacak. Burada daha çok doymuş ve doymamışlıkla ilgileniyor olacağız. Hadi bakalım şimdi gördüklerinizi uygulayalım. Birinci soruda derişimi 0,5 molar olan sodyum klorür çözeltisine işlemlerden hangilerinin uygulanması çözeltinin seyrelmesini sağlar? Seyrelme işleminde çözücü eklemek direkt aklıma gelir. Dolayısıyla saf su eklemek ilk aklımıza gelen işlem olacak. 0,2 molar sodyum klorür çözeltisi eklersek elimde 0,5 molarlık var. Üzerine ben 0,2'lik bir madde eklersem burada derişim artacağı için burada bir derişme işlemi olur, seyrelme işlemi olmaz. Katı sodyum klorür eklemekte ortamında çözünen madde miktarını artıracağı için derişimi artıracaktır. Çünkü derişim neydi? Mol sayısı bölü hacim. Ben mol sayısını artırırsam derişim de artar. Bu da deriştirme işlemine yarar. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Dipte katısı ile dengede bulunan iyonik X katısının doymuş sulu çözeltisine ait aynı sıcaklıkta azar azar su eklenmektedir. Şimdi ben dipte katısını içeren bir çözelti üzerine azar azar aynı sıcaklıkta su eklersem yavaş yavaş doymamışlığa doğru giderim. Hatta çok fazla eklersek bu suyu doymamış bir çözelti elde ederim. Buna göre hangisi yanlış olur? Şimdi molar derişim başlangıçta sabit kalacaktır. Neden? Çünkü benim kabımın dibinde biraz katı var. Doğru mu? Ben suyu eklediğimde bu katı önce çözünecek. Dipte katı kalmayıncaya kadar derişim değişmeyecek. Dipte katı bittikten sonra artık su eklemeye devam edersem derişim azalmaya başlayacak çünkü hacim artıyor. Dolayısıyla A şıkkında verilen grafik doğrudur. Elektriksel etkenlik molar derişimle orantılı olduğu için yine önce sabit kalır. İyonik bir tuz olduğu için iletkenlik değeri vardır ama su ekledikçe molaritenin azalmasıyla beraber iletkenlik de azalır. Buhar basıncına bakarsak buhar basıncı önce sabit kalır çünkü doymuş çözelti doygundur. Tüm dipteki katı bitinceye kadar ama dipteki katı bittikten sonra su miktarını artırırsam seyrelme işlemiyle beraber buhar basıncının artması gerekir. Azalma şeklinde verilmiş ifade hatalı. Kaynama noktası ise evet buhar basıncının bu yanlış izlenen grafiği gibi olur. Çünkü önce sabit kalırken buhar basıncının artmasıyla kaynama noktasının düşmesini bekleriz. Çözülen X miktarına bakarsak da miktar olarak önce su ekledikçe çözülen X miktarı artar. Daha sonra X miktarı sabit kalır diyebiliriz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Üçüncü soruya bakalım. Aynı sıcakta doymamış sodyum nitrat çözeltisine bir miktar daha sodyum nitrat ilave edilirse son çözelti için hangisi azalır denilmiş. Şimdi elimde doymamış bir sodyum nitrat var. Üzerine ben sodyum nitrat ekliyorum. Yani burada bir çözeltim var doymamış halde. Üzerine bir miktar daha sodyum nitrat eklersem ne olur? Bunun molar derişimi artar mı? Molar derişimi artarsa molar derişim demek bir anlamda da öz kütle demek. Dolayısıyla çözeltinin öz kütlesi artacaktır. Buhar basıncı artan çözünme ile beraber gitgide düşecektir. Çünkü yüzeyden buharlaşan sıvı miktarı azalır çözünme arttıkça, derişim arttıkça. İletkenlik değeri derişimi doğru orantılı olduğu için artacaktır. Molar yön derişimi artacaktır. Kaynama noktası da artacaktır. Çözünme arttıkça, korugatif özelliklerden hatırla, tanecik sayısı arttıkça kaynama noktası artıyordu. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Çözeltilerle ilgili olarak hangileri her zaman doğrudur? Derişik çözeltiler doymuştur. Bak lütfen bu hatayı yapma.
derişik çözeltiler doymuş da olabilir, doymamış da olabilir. Sonuçta doymuş olan çözelti aşırı doyguna göre seyreltiktir. Dolayısıyla burada böyle bir yorum yapamam. Ama homojen karışım odları kesindir. Çünkü çözeltinin zaten homojen karışımın diğer adı çözeltidir. Kaynarken buhar basınçlar açık hava basıncına her zaman eşit olmak zorunda. Çünkü kaynarken diyor. Kaynarken buhar basınçlar açık hava basıncına eşit olacak ki kaynama olayı meydana gelsin. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Aynı sıcaklıkta bulunan yukarıdaki çözeltilerin niceliklerinden hangilerinde 2 büyüktür 1 ilişkisi vardır denilmiş. Şimdi bakalım. Burada 300 gram su içerisinde 40 gram madde var. Şurada bir oran bulayım istersen. 40 bölü 300. Şuraya bakarsam 20 bölü 100. Şimdi ben burayı 300'e göre şöyle genişletirsem, genişletmek işime geldi. 60 bölü 300 oluyor. Yani aynı miktarda su var. Burada 40 gram madde çözülmüş. Burada ise 60 gram madde çözülmüş. Dolayısıyla ikinci çözelti birinciye göre daha derişiktir diyebilirim. Çözeltinin kütlesi olarak bakarsam 340 gram çözelti kütlem var. Burada 120 gram çözelti kütlem var. Bu olmadı. Elektriksel iletkenlik derişimle doğru orantılıdır. Yoğunluğum daha fazla olduğu için iletkenlik değerim 2'de daha fazladır. Tuz bölü su oranına bakarsam işte zaten bu yoğunluk demektir ya da derişim demektir. Bu da fazladır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Aşağıdaki karıştırmalardan hangisi kesinlikle doymuş çözeltidir? Dipte katısını içeren çözeltiler doymuştur. Bunun dışında ben doymuştur, doymamıştır yorum yapamıyorum. Alkollü su, etil alkol ve metil alkollü su karışımı sınırsız çözünürler. Dolayısıyla burada doygun çözelti elde edemem. Eğer düşük karbon sayılı bir alkol varsa. Çamurlu su zaten bir çözelti değildir. Bir süspansiyondur. Seyreltik ve derişik tanımları için biz doymuştur, doymamıştır diyemiyorduk ama dibinde katısı bulunan çözelti kesinlikle doymuş çözeltidir. Aşağıdaki çözeltilerden hangisi en seyreltiktir denilmiş. Oranlara bakmam lazım. Burada 5 bölü 20 oranı var. Şu su miktarlarına bakalım istersen. 20, 50, 100, 75, 25. Ben buradan baktığımda bunların hepsinin aslında sanki 300'de eşitlendiğini görüyorum. 300'de eşitlenirse şurayı 300 yapmak için burayı benim 15'le genişletmem lazım. 15'e çarparsam şurayı 15 çarpı 25'ten burada 75 gram tuz olur 300 gram suda. Buraya bakarsam 300 yapmam için 6 ile çarpmam lazım. Burada 120 gram tuz olmalı. Burayı 300 yapmam için 3 ile çarpacağım şurayı. O zaman 3'e çarparsam 120 gram tuz olur. Şuraya baktığımda 300 olması için 4 ile çarptığımda 100 yapıyor. Dolayısıyla 12 ile çarpmam lazım. Önce 12 ile çarparsam burada 60 gram tuz var. Buraya bakarsam 300 yapmam için 4 ile çarpmam lazım. 4 ile çarparsam 48 gram tuz var. En seyreltini sorduğu için bana aynı su miktarında en fazla en az çözünen içeren E seçeneği olduğu için doğru cevabımız E seçeneği olur. Seyreltik şekerli su çözeltisini derişik hale getirebilmek için hangileri yapılabilir denilmiş. Seyreltikse madde ekleyebilirim. Aynı sıcaklıkta biraz daha şeker eklemek tabii ki deriştirme işlemi yapacaktır. Ya da aynı sıcaklıkta su buharlaştırmam lazım değil mi? Su eklemek daha da seyreltik hale getirir. Aynı sıcaklıkta bir miktar suyu buharlaştırmak derişik hale getirecektir. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 9. soru biraz uzun bir soru. Sayfaya tam olarak sığdıramıyorum ama okuyalım. 40 mililitre tuzlu su var elimizde. Ve içerisinde bu tüplere 10-10-20 şeklinde bu 40 mililitreyi vermişiz. Bu tüplere sırasıyla aşağıda bazı işlemler verilmiş. Bu işlemler yapılırsa hangisi doğru olur? Şimdi izin verirsen ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tuzlu su dediği için ben tuz oranını bilmiyorum ama 40 mililitre suyun içerisinde %10'luk tuzlu su olduğunu düşünecek olursam ben hani kütle bölü hacim oranı olarak bunu söylüyorum. 10 gram tuz var diyelim ki. %10'u. O zaman 10 mililitre koyarsam 10 mililitrede de tabi burada tuz oranı değişmeyeceği için hepsi %10 olacaktır. O zaman 10 mililitrenin %10'unu alırsam burada ne olur? 1 gram tuz olur. Burada da yine 1 gram tuz olur. Buradaysa 2 gram tuz olur. Şimdi tuz miktarlarını böldük. Zaten burada %10'u ne yapar? 4 gram tuz var. Bak 4 gram tuzu 1-1-2 şeklinde aslında burada dağıtmış oluyorum. Şimdi işlemlere bakalım. Birinci tübü 10 mililitre su ekleyip 2 gram daha tuz eklersek. Şimdi 10 mililitre su eklersem çözeltimin hacmi bir defa 20'ye çıkacak. Doğru mu? 2 gram daha tuz eklersem 2 gram daha eklerim. Toplam tuz miktarım 3 gram oldu. Toplam hacim 20 oldu. Buradaki oranım 3 bölü 20 geldi. Bu birinci tüp. Şöyle ikinci tübe bakalım. 20 mililitre su eklersek şöyle 30'lara falan çıkacak. Doğru mu? Ve 2 gram daha tuz eklersem 2 gram tuz eklerim. Toplamda tuz kütlem 3 gram oldu. Ama toplam hacim 10 vardı. 20 daha ekledim. 30 oldu. 3 bölü 30. Buranın da oranı bu. Tüp 3'e 30 mililitre su eklersek ne olur?
Sadece 30 mililitre su ekliyorum. 30 mililitre su eklersem toplam hacim 50 olur. Burası da 2 bölü 50 olarak kalır. Şimdi oranlarımız bu. 2 bölü 50, 3 bölü 20, 3 bölü 30. 3 bölü 20, ikinci tüp, 3 bölü 30, üçüncü tüp, 2 bölü 50. Peki, en seriyeltik çözelti tüp 3'tedir. Evet, hem madde miktarı az hem derişim fazla. Dolayısıyla burada 2 bölü 50 oranı diğerlerine göre oldukça düşüktür. En seriyeltik çözeltimiz 3. çözeltidir. Elektrik iletkenliği en yüksek olan çözelti tüp 1'dedir. Şimdi 1 ile 2'yi kıyaslarsam 3'er gram madde var ama birincisinde daha az hacim var. Daha az hacim demek bu oranın daha büyük olacağı anlamına gelir. Dolayısıyla birinci çözelti, ikinci çözeltiye göre daha derişiktir. Daha derişik olduğu için de elektriksel etkenliği daha fazladır yorumunu yapabilirim. Tüp 2'deki çözelti tüp 3'tekine göre daha derişiktir denilmiş. Evet, tüp 2'deki çözelti tüp 3'e göre daha derişik. Çünkü en seriyeltik olan tüp 3'te hatırlarsan burada yine bu yorumu yapabiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Aslında küçük bir tekrar yaptık. Çok da fazla bir şey yapmadık. Çözeltilerin türlerini sınıflandırılmasına bir baktık. Şöyle molarite ile beraber bir toparladık. Bu bölümde bu kadardı. Şimdi önemli bir konu alanı olan ve son bölümümüz olan çözünürlük kısmına geliyoruz. Çözünürlük ve çözünürlüğü etkileyen faktörlerde görüşmek üzere.